Türkiye'nin önde gelen hukukçuları Cumhuriyet'e cezaları değerlendiriyor. Anayasa ihlal mi ediliyor? Cumhuriyet gerçekleri yazıyor, saray duyulsun istemiyor. Haberler yargılanıyor, ekonomik yaptırım uygulanıyor. Basın kuruluşlarının arkasında durması gereken basın ilan kurumu ve yargı kullanılıyor. Haberlerimiz belgelere dayanmasına rağmen üst üste tekzip kararları çıkıyor, ilanlar kesiliyor. Peki bu cezalar basın özgürlüğünü nasıl etkiliyor? En önemlisi anayasa ihlal mi ediliyor? Çarşamba günü Cumhuriyet'te. Muhafazakar kopuş. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın kurucusu Selçuki, 20 yıl Erdoğan'la yürüdüler, şimdi huzursuzlar. Araştırmacı Can Selçuki'ye göre endişeli modernlerden sonra huzursuz muhafazakar seçmen grubu oluştu. Selçuki, bu grup Erdoğan'ın liderliğinde sistemin merkezine geldi. Belirli bir kamu hizmeti standardına alıştılar ama şimdi kazanımlarından kaybetmeye başladılar. İşlerin iyi gitmediğinin farkındalar dedi. Erdoğan'dan başkasına kulaklarını tıkayan bu grup şimdi Davutoğlu, Babacan ve Akşener'i de izliyor. İstanbul'da da İmamoğlu ne diyor diye baktılar ve ikna oldular diyen Selçuki, genç ebeveynlerin çocuklarını İmam Hatip'e yollamadıklarını da vurguladı. Çatışma riski var. Eski bakan yakış, Türkiye ve Mısır Libya'da karşı karşıya gelebilir. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin açık, Amerika ve Rusya'nın da örtülü desteğini arkasına alan Mısır, Libya'ya müdahale işareti verdi. Kahire elçiliği de yapan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Libya krizini değerlendirdi. Yakış, Müslüman kardeşleri varoluşsal bir tehdit olarak gören Mısır'ın Libya'ya müdahalesi çok kolay. Diplomasi işletilmezse ve Türkiye varlığını artırırsa iş Mısır ile çatışmaya varabilir dedi. İki bilginin yolunda. Gazetemiz başyazarı İlhan Selçuk ve çizeri Turan Selçuk'u 10. ölüm yıl dönümlerinde özlemle andık. Törende gazetemiz genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet emekçileri adına söz veriyorum. Onların ilkelerinden sapmadan her gün Türkiye'nin en iyi gazetesini çıkaracağız dedi.